Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizin kanalınız Çoban Çayı'na hoş geldiniz. Ben Adil Kılıç. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. Evet arkadaşlar, halen abone olmadıysanız lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlar, bugün farklı bir bölgedeyiz. Şimdi size buraları da göstermek istiyorum. Hem biraz sohbet edelim, hem de koyunlarımız yayılırken buralara yeni yol çalışması falan yapılmış. Onlara bakalım. Gayet güzel olmuş, yol genişlemiş. Evet arkadaşlar, şimdi kameramızı çeviriyoruz. Arkadaşlar, buralar gayet güzel yerler ama buralara bizim orada pazar yolları derler eskiden. Bu yolu kullanırlarmış. Ladik güzergahına giderken bildiğim kadarıyla. Ama oldukça tehlikeli yerlerdir, görüyorsunuz zaten. Hep ormanın içi kurt konusuna, kurtların barındığı yerlerdir. Zaten ilerisi Kutkulu Dere olarak geçiyor. Arkadaşlar, buraya şu çamlıklar herhalde kesim yapacaklarmış. Seyretme dedikleri sistem. Onun için yol yapmışlar, traktörler falan rahat hareket etsin diye. Gayet de geniş bir yol yapmışlar. Zaten şu çamlığın üstü sis olan yerler yaylamız, biliyorsunuz. Bu yol böyle devam ediyorsa çok geniş ve güzel bir yol olmuş. Bizim işimize burası güzün yarar sonbaharda. Çünkü sonbaharda bu çamlıklarda güdüm yapıyoruz. Bugün hava güzel, serin. Bizim için de oldukça iyi, havanın serin olması. Akşam ezandan sonraya kalmayız. Koyun akşama kadar yayılır. İftardan 20 dakika, yarım saat önce gideriz. Toklularımızın kuzularını emziririz. Rahatça iftarımızı yaparız arkadaşlar. Şu buranın aşağısında ekinlerin arasında bir tek bir tarla ekilmemiş. Bugün ondan dolayı bu tarafa geldik. Şuradan dağın içinden o tarlaya geçmeyi düşünüyorum. Orası biraz otludur sanırım. Buraya da kepçenin sanırım bu. Kepçenin taş kırma aletini bırakmışlar. Zaten şu anda sesleri geliyor, çalışıyorlar. Evet arkadaşlar, şöyle koyunlarımızı bir geri aşağıya doğru alalım, yavaş yavaş o tarlaya doğru çıksınlar. O tarlaya geçerken videomuzu kapatacağım ama o tarlada bir kez daha açacağım. Ben de merak ediyorum, ot var mı yok mu? Sadece boş olduğunu biliyorum tarlanın. İnşallah vardır, orada öğlen yaparsak bizim için de rahat olur. Şşşt diyorsun kızım. Arkadaşlar, bu dişi toklumuzu da kuzuyken vermiştik. Amasya bağda büyümüş bir kuzu. Şu anda geri sürünün içine geldi. Gayet güzel olmuş, gittiğinde çok küçüktü. İkiz eşiydi. Çok güzel olmuş. Ve boynuzlu koyunları severim. Boynuzlu koyun kolay kolay erimez deriz biz. Hani kendine sahip çıkar. Evet arkadaşlar, şu an tarlaya çıktık. Koyun gördüğünüz gibi dağın içinden geliyor. Arkası da. Arkasında köpek olduğuna göre sorun yok. Ekine gidiyor. Hayır! Şşş.
ekin olması biraz sıkıntı. Tarlada da fazla bir şey yokmuş ama bu mevsime göre normal. Biraz gezer, ondan sonra ağırlaşır. Eskiler şöyle demişler yani, koyuna karınca bacağı kadar ot olsa yeter. Her ne kadar gazel gibi gözükse de geçen sene burası yulaf otuydu. O dökülen yulaf tanelerinden yeşerdi. Var biraz. Şimdi göstereyim. Yani toplasa yeter koyuna. Akşama daha çok var. Akşama kadar doyurur karnını arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü bugün hava serin. Ama sanırım koyun aradığını bulamadı. Biraz gezme çabası var. Tabii ki yine her zamanki gibi belli hayvanlar yaramazlıklar yapıyorlar. Uçuz! Keçi ekinin tadını bir aldıysa kafa da her gün aynı yere gidiyor. Biraz bu sene arazi dar, çok gerekildi. Biz buraya bir iki kez daha kesinlikle gireriz gibime geliyor. Bu saatten sonra bir şey ekilmez sanırım buraya. O zaman keçilerimiz ekine hiç kaçmasınlar. Bir de sadece burayla bitmiyor arkadaşlar. Burada kaçtığı zaman ekinin tadını alınca diğer ekinlere de kaçacak. Diğer yeşertilere de dadanacak. Normalde şu koyun ekine, yeşertiye alışkın olsun. Şuradaki yeşilliği görerek burada durmaz. Görüyorsunuz ben neredeyim, koyunlar nerede. Alışkın olsa hayvan oraya illaki hemen girecek. Biz bundan para kazanıyorsak adam da mahsulünden para kazanacak. O yüzden dolayı herkes sahip çıkacak hayvanla. Biz buna emek veriyoruz, karşılık alacağız. O da ona emek veriyor. Emeğine zarar ziyan vermeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Hayırlı Ramazanlar.